İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Süleyman Soylu'ya gazeteciler Mehmet Akif Ersoy, İsmail Saymaz, Merdan Yanardağ ve Veys Ateş Sedat Peker'in iddialarını yöneltti. Soylu Sedat Peker'in iddialarına ilişkin bu ismin iftiraları iddiaları saçmadır. Bu iddialarla muhatap değiliz bunu doğru bulmuyoruz. Burada hedef Türkiye çok basit bir operasyon var ifadelerini kullandı. Soylu Sedat Peker'in videolarında kendisinden bahsetmesiyle ilgili de özne seçilmemin sebebi şu: bir ben hükümetin bir üyesiyim, Ak Parti'nin yöneticiliğini de yaptım. Mücadelemize devam ediyoruz. Türkiye'de 15 Temmuz civarında 5550 kişi terör örgütüne katılıyordu. Şu anda 12 kişi, 3 veya 4'ü yurt dışında. Bu katılmıyor demektir açıklamasında bulundu. İddialara ilişkin benim bir tek gayri kanuni işle ilişkim olduğunu ortaya koysunlar hayatımdan vazgeçerim diyen soylu sözlerini bu ülkenin evladıyım. Tayyip Erdoğan bu ülke için büyük bir fırsattır. Bizim yapmamız gereken tertemiz kalıp onun ortaya koyduğu adımlara destek olmaktır ifadeleriyle sürdürdü. Soylu ayrıca Mehmet Ağar'ın Marinada görev alması doğru mu? Zinhar doğru değil. 48 saat içinde ben olsam ayrılırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum dedi. Yayında Hadi Özışık'la olan mesajlaşmasını da okuyan Soylu şu ifadeleri kullandı. Hadi Özışık'a telefon açtım. Yaptığın çok yanlış, memleketi de sattın, bizi de sattın dedim. Ben böyle söyleyince attığı mesaj şu. Seni Sedat Pekere sattım öyle mi? Ben dostlarımı satmam ama sen inandın beni sattın dedi. Ben bu adamla ilgili hiç konuşmadığım halde seni sattım öyle mi? Ben devletin İçişleri Bakanıyım. Bir genç kıza tecavüz eden adamın önünü nasıl açabilirim? Allah rızası için söyleyin. Son olarak görevden istifa etmeyeceğini söyleyen soylu kendisinin yalnız bırakılmadığını da sözlerine ekledi.